Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda Poco'dan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz özellikle son dönemde F5, F5 Pro başta olmak üzere ki ilk çıktığı yıldan beri Poco çok sevildi. Ayrı bir saygı duyuluyor, ayrı bir kitlesi oldu. Mi fan gibi bir de Poco fanlarımız ortada ki bizim yayınları takip edenler sevgili Eray'ın buradan da Avustralya'ya selam olsun Poco Reis olarak bilindiğini biliyorlar. Peki niye Poco bu kadar sevildi? Niye bu kadar ilgi gösteriliyor? Birazcık bu videoda bunların detaylarına girelim. Aslına bakarsanız Poco hala bir Xiaomi'nin markası gibi görülse de bağımsız bir marka olarak artık hayatımızdaki 24 Kasım 2020'den bu yana Poco ayrı bir marka olarak bulunuyor. Tabii ki pazarlama çalışmalarında birçok noktada Xiaomi ile ortaklaşa çalışmaları olsa da kendi pazarlama ekibi, kendi Ar-Ge ekibi, kendi tamamıyla bu işleri yürüten bir ekibi var. Aslına bakarsanız 17 Ocak 2020'de ilk başta Çin'de Poco India olarak bir bağımsız kuruluş oldu. Sonradan 24 Kasım'a geldiğimizde de bundan yaklaşık 3 yıl önce de tamamıyla ayrı bir marka olarak karşımıza çıktı. Poco ilk olarak Ağustos 2018 yılında o efsanevi telefon olan Pocophone F1 ile beraber hayatımıza girmişti ve gerçekten tek başına daha yeni çıkan bir model olarak diyebiliriz o dönem için 2.2 milyondan fazla satarak bir anda bütün dünyanın ilgisini çekti ki en başta Hindistan sonradan Türkiye'de de herkes Pocophone demeye başlamıştı ki gerçekten efsane bir telefondu. O dönem için gerçekten şık tasarıma sahip, bir diğer yanda işte Full HD ekranının yanı sıra Snapdragon 845 ile beraber gelen 4000 mAh bataryası olan güzel bir telefondu. Aslına bakarsanız bu kadar sevilmesinin sebebi işte üzerindeki o 845 işlemci, ekranı vesaireden ziyade fiyat performans oranında dünyadaki birçok insanın isteyebileceği şeyi karşılayamasıyla karşımıza çıkmıştı. Ki baktığımızda fiyat olarak da ciddi oranda bir rakiplerine nazaran çok daha uygun fiyatla bu kadar özelliği sunabilmesiyle bambaşka bir yere geçmişti. Ve gerçekten hani Xiaomi içerisinde de baktığımızda o dönem için düşünüyorum tabii ki en çok konuşulan telefonlardan biriydi. Sonrasında ise bizim Eray'ı da Poco Reis yapan seriden de bahsetmek lazım. Yani Türkiye'de aslında Xiaomi ürünleri dediğimizde ya da Poco ürünleri dediğimizde gerçekten böyle efsane ürünler var ki dediğim gibi 2020 yılında bağımsız bir firma olan 2018 yılında ilk telefonunu üreten firma bu kadar kısa sürede bu kadar konuşulmasını sağlayan telefonlardan bahsediyoruz. Ne o sıradaki hepinizin tahmin edebileceği gibi Poco X3 NFC ve Poco X3 Pro. Arkası kavisli tasarımdı. Mavi renkti, kocaman Poco yazmışlardı ama yine o dönem için baktığımızda Snapdragon 732G'yi kullanan ve hem tasarım açısından hem performans açısından hem de bir oyuncu telefonu olarak gerçekten o dönem için çok sevilmişti ki hemen yanında X3 Pro'yu düşündüğümüzde ise Snapdragon 860'la yine bir amiral gemi katili diyebileceğimiz o dönem için istediğiniz oyunları oynatabilen ama aynı zamanda şık da bir tasarımı olan özellikle bu sefer gri mavi alacalı bulacalı rengiyle çok çok iyi bir performansı sergiliyordu Poco X3 NFC ve X3 Pro. Ama Poco X3 GT'ye geldiğimizde de benim o dönem için favorimdi. Dimensity 1100'ü kullanıyordu ama tasarımsal olarak da X3 Pro ve X3 NFC'den biraz daha sıyrılsa da 5000 mAh bataryası, bir diğer yandan 120 Hz'lik ekranı ile beraber tam bir böyle oyuncuların da hoşuna gidebilecek ve gerçekten arkasındaki tırtıklı yüzeyi de ben ayrı bir şekilde seviyordum Poco X3 GT için. Sonrasında tabii ki F4 serisine ve X4 serisine geldik. Çünkü Poco'nun içine baktığımızda F serisi var, X serisi var, C serisi var, M serisi var diye artık dallanıp budaklanıyordu. Ama Türkiye'de ilgi FX serisine fazlasıyla odaklanmış durumdaydı ki bir sonraki seri yani dörtlü sayılara geldiğimizde benim mesela favorim Poco X4 GT'ydi. Hatta sevgili Eren'le beraber bir kıyaslama da kendi içimizde yapıyorduk. Ben X4 GT'nin
IPS olmasına rağmen Dolby Vision destekli 144 Hz ekranına bayılmıştım. Gerçekten çok akıcı, 650 nit'e varan parlaklığı vardı ve keyifli bir deneyim sağlıyordum. Dimensity 8100 vardı bu sefer ve MediaTek'in ne kadar iyi olduğunu gösteren yegane markalardan ve tabii ki yegane modellerden biriydi. Ben kullandığım sürece hem tasarımına ayrı hayran olmuştum hem de sunduğu performans da fazlasıyla ilgimi çekiyordu. Ama F serisinde bir de Poco F4 GT'miz var. Hala da Eren onu kullanmaya da devam eder. Tam bir oyuncu telefonuydu. Tasarımı agresif, özel bir kablo çıkıyordu içerisinde. Arkasına taktığınızda oyun oynarken sizi de rahatsız etmiyordu. Ve 10 bitlik AMOLED 120 Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 1 vardı. Yani o dönemin en performanslı şeylerini toplamış ve Cillotta gibi bir telefonda olmuştu ki dediğim gibi grisi de sarısı da oldukça iyi deneyim bizlere sağlıyordu. Sonrasından F5 geldi, F5 Pro geldi. Bu sefer de çok başka bir yere gitti. Artık bu agresiflikten ziyade biraz daha elegant görünen ama herkesin de artık aklında yer eden bir marka olmayı başarmıştı Poco F5 ve F5 Pro ki zaten en güncel telefonlardan biri. F5'in o özellikle beyaz rengiyle beraber gelmesi, 7 Plus Gen 2'yi dünyada ilk kullanan telefonlardan biri olması, baktığımızda Dolby Vision destekli, HDR10 Plus destekli çok güzel bir OLED ekranla da beraber gelmesi, hatta AMOLED ekranla gelmesi sektör standartlarında tam bir fiyat performans canavarı ortaya çıkarmıştı ki bizim yaptığımız videolarda Ersin abinin, Eren'in yorumlarına da baktığınızda zaten biz de bunu iddia ediyorduk. Ama performans bazında çok daha iyi bir şey istediğinizde de karşınıza F5 Pro çıkıyor tabii ki. 8 Plus Gen 1 var üzerinde, 6,67 inç bu sefer QHD bir ekran var. Yani Poco'da ilk defa böyle bir şey görüyorduk ve gerçekten bambaşka bir dünya. Dolby Vision var, HDR10 Plus var. Çok iddialı, çok iyi. Aldığınızda hani o yıllarca kullanmak istediğim telefon dediğinizde bunu sağlayabilen bir cihaz olduğunu da hepimiz zaten biliyoruz. Ama dediğim gibi gerek C serisi, gerek X serisi, gerek M serisi, gerek de tepede konumlandırabileceğimiz F serisiyle beraber çok iyi bir yere geldiğini de görmekteyiz. Şu anda zaten yani o kurulduktan sonra 3 yıl içerisinde 35'ten fazla küresel pazara girdi. 2020'de 9 milyondan fazla satmayı başarmıştı. Yani baktığınızda zaten markalaştığı dönemde tek başına bir anda 9 milyondan fazla satış yapabildiğinizi düşünün. Bu gerçekten önemli bir durum tabii ki. Ki bu kadar sevilmesinin, benim bu saydığım telefonların efsane olmasının da önemli bir avantajı var. Poco'nun hiç sloganını duydunuz mu bilmiyorum. Birçok şeyde bunu kullanıyorlar. Özellikle Hindistan'da yapılan lansmanlarda ihtiyacınız olan her şey, ihtiyacınız olmayan hiçbir şey diyor. Yani aslında burada kullanıcının istediği performans, ekran gibi en önemli şeylerde, batarya performansı gibi şeylerde istediğiniz her şeyi veriyor ki zaten Poco tarafında da özellikle kullanıcıların, Poco fanlarının istediklerine göre şekillendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Telefon çıkmadan önce şu kadar RAM, şu kadar depolama mı, bunu mu, bunu mu isterseniz diye sorup ona göre de şey alan bir durum. Ve bu da demektir ki bir tüketici gittiğinde işte her şey olan telefon deyip tonlarca para vermek yerine benim istediğim şu, ben şu tarzda bir telefon istiyorum, ben oyun oynayacağım, işlemcisi iyi olsun, performansı iyi olsun, ben tasarımını seviyorum ya da fiyat performans dengesinde, işte malzeme kalitesinde ekstra cam olup bilmem ne olmasına gerek yok, ben plastik kasada çok daha iyi bir performansı da kabul edebilirim diyenler için ve özellikle fiyat noktasında iyi şeyler isteyenler için cevabını verebilen bir marka olmayı da başarıyor zaten. Buna hepiniz farkındasınız. Poco kullananların hepsi de bu durumda. Bu da zaten gerçekten güzel bir şey. Yani sen hayranı olduğun ya da sevdiğin bir telefonda sadece istediğin özelliklerin olması, işte her şeyi içerisine koyup mükemmel bir telefon çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Bunu zaten Xiaomi bünyesinde de görüyoruz. O zaman öyle bir durum olduğunda ne oluyor? Her eklediğin modül için, her eklediğin bir özellik için ekstra bir Ar-Ge çalışması gerektiğinden telefonun fiyatı yükseliyor. Senin alabileceğin fiyattaki isteyeceğin birçok şeyi verebilen ama istemediğin şeylerle de telefonu gereksiz fiyat yükseltmeyen bir marka stratejisi görüyorlar. Zaten yenilikçilikten de geride kalmıyorlar. Dediğim gibi işte 144 Hz ekransa 144 Hz ekran, iyi bir işlemci ise iyi bir işlemci, MediaTek ise MediaTek, Snapdragon ise Snapdragon. Yani yenilik
trendleri takip eden, yeri geldiğinde bu konuda öncü de olabilen, QHD ekranda bir oyuncu telefonu ekosistemi de oluşturabilen bir markadan bahsediyoruz. Bunu yapabildiğinde de tüketicilerin istediği şeyi sunabilecek de bir durum ortaya çıkıyor ki en büyük avantajlarından biri de globalde daha çok perakende kanallar üzerinden değil de direkt çevrim içi olarak satış yapmaya çalışan bir markadan bahsediyoruz. Bu yüzden de fazlasıyla seviliyor tabii ki. Bu konuda sizin yorumlarınızı da gerçekten merak ediyorum. Yani siz Poco kullananlar olarak neden bu kadar seviyorsunuz? Siz de kendi yorumlarınızda ben Pocophone aldım, memnunum ya da işte artık tabii ki sonraki serilerde de satın aldığınız cihazlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Ama bir diğer yanda bir de Poco Festivalimiz var. Poco Festivali kapsamında Poco F5 Pro, Poco F5, X5 Pro, X5 5G, F4 modelleri, bir diğer yandan Xiaomi'nin Airfryer'ı, Band 7, saat ve birçok şeyde de indirim şöleni başlıyor. Bu noktada da gidip Poco Festivali'nde satın almak istediğiniz Poco ürünlerini ya da Xiaomi bünyesindeki diğer ürünlere de göz atabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ama o yorumlar bölümüne bekliyorum dediğimi tekrar altını çiziyorum. Siz de sahip olduğunuz bir Poco telefon hakkındaki düşüncelerinizi, size sunduğu hissiyatı ya da daha önce satın almışsanız, ben zamanında şu telefonu almıştım, işte Pocophone F1'i almıştım, şuyu çok iyiydi, ben şunu çok sevmiştim vesaire gibi düşüncelerinizi de yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Tabii ki Poco hakkındaki, direkt marka hakkındaki düşüncelerinizi de bana katılıyorsanız yorumlara bekliyoruz diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir nedir içeriğimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.